İyi günler, ben Baran Yağcıoğlu. Önceki derste başladığımız iki boyutlu oyun denemesinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Klasörümüz masa üstünde. Unity'yi çalıştırdığım zaman o klasörden devam edecek. En son kaldığımız noktada çalıştırdığımızda biraz aralıklı mesafelerle ama hep aynı şekilde, aynı hizada ve 3 bloktan oluşan platform yapmıştık. Sadece o şekilde kalmıştı. Onu bilerek o şekilde basit kısmından yaptım. Şimdi bunu biraz geliştireceğiz. Bu şekilde hep aynı yerde, aynı hizada ve aynı sayıda olması yerine birkaç noktada daha oluşacak bu platformdan. Mesela bir tane biraz daha yukarıda, bir tane biraz daha aşağıda. Ve bunların bir tanesi, daha doğrusu hepsi, bazen tekli, bazen ikili, bazen üçlü oluşturacaklar. Bu şekilde biraz daha rastgele bir hale getireceğiz. Çalışmaya şöyle başlayacağız. Bu grup sol tarafta henüz Large Ground ismiyle duruyor. Onun bir tanesini çünkü karakterin altında kullanmıştık. Ama aynı zamanda sağ tarafta da bakacak olursak şu Large Ground ismiyle kullandık. Yani sol tarafta obje olarak var. Karakterimizin hemen altında başlangıç platformu. Ama onu alıp sağ tarafa götürmüş ve prefab yapmıştık. Ve o şekilde ground spawn'ın içinde kullanmıştık sağ tarafta. Ground spawn'ı seçtim şimdi. Yani kastettiğim şu ground spawn şu tarafta. Ana kameraya bağlı bir tane ekranda kullanmıştık. Onu da sağ taraftaki Ground Spawn prefabinden üretmiştik. Yani buradan alıp ekrana bu şekilde istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Ground Spawn'dan şöyle bir deneyelim. Sağ ekranda çalıştıracak olursak o platformlardan bakın bir sürü burada var. Ve sonuçta bir tanesi kalıyor. Ötekinler devam etmiyor. Şimdi bunları silelim tekrar. Daha doğrusu devam etmemesinin sebebi şu. Kameranın altına hepsini almamız gerekiyor. Diğer ground spawn'ları da kameranın altına aldım. Bir daha çalıştırayım. Demin çünkü yanlış fikir bırakmasın. Bakın onlardan pek çok sayıda değişik yerlere koydum. Ve hepsi de üçerli yani large ground'dan üretiyorlar. Large Ground'dan birkaç tane daha yapacak olursak çeşitlendirmiş olacağız. Onun için şu örnek yapmak için gösterdiğim Ground soğanları siliyorum. Ekrandakileri yani. Bir tane de şurada var. Onu da silelim. Şimdi sadece ne kaldı? Karakterimizin altındaki kaldı. Bundan bir tane Ctrl D ile kopya aldım. Hemen alt kısma. İsmini bunun değiştirebiliriz. Buna middle diyelim. Orta manasında ground. Orta seviyeli platform. Orta seviyeli olduğuna göre onun içinde bakın birinciyi seçiyorum. Şu en soldaki. İkinci ortadaki. Üçüncü de sağdaki. Sağdakini silelim. Bu çünkü yeni oluşturduğumuz bir kopya. İstediğimiz şey yapabiliriz buna. En sağdakini silersem continue dedim. Artık middle ground'un iki tane var. Şöyle biraz yukarıya bir yere koyalım. Bu middle ground olacak. Ve bunu da daha önce large ground'a yaptığımız gibi prefab haline getirmek için alıp sağ tarafa sürüklüyorum. Ve sol taraftakine ihtiyacım kalmadı. Ama şu şeyi silmiyorum hiç. Karakterin altındaki muhakkak gerekli başlangıç için o duruyor. Middle ground'u yaptık. Bir tane de small ground yapalım. Yine deminkinle aynı şekilde Large Ground'dan bir tane seçtim. Ctrl D ile ondan bir kopya aldım. Sırf üstünde çalışmak için. Adını Small Ground yapıyorum. Small Ground. Ve onun da içinde sadece birinci kalacak. Şu en soldaki. Sağdaki iki tanesini, şu ikisini sileceğim. Ve sildikten sonra bir göz atalım ekranda. Şöyle birazcık yukarı çıkalım. Small Ground da bu. Tek parçadan oluşan bir şey. Onu da prefab haline getirmek için alıp sağ tarafa sürükledim. Ve sol taraftaki kullandığım objeyi yani hiyerarşik kısmındakini silebilirim. Çünkü artık onu prefab yaptım. Proje kısmını aldım. İstediğim zaman tekrar alır bu masa sahnedeki yerine koyabilirim.
göstermek için yaptım. Tekrar sildim. Şimdi bu dersin başındakinden şu ana kadar tek farkımız şu proje kısmında sadece large ground prefab vardı, üçlü olan. Onun aynısından bir de middle yaptık, ikili. Bir de small yaptık, tekli. Yani onu çeşitlendirdik. Large ground'ı çeşitlendirdik. Peki large ground nerede kullanıyorduk? Tekrar ona bakalım. Ground span yani şöyle koyarsak şu quad'da kullanıyorduk. Ground span onu seçiyorum. Sağ tarafına bakacak olursak onun script kısmında bir public library tanımlamıştık. Tek bir obje. Obje large ground. Eğer ben bu tek obje yerine buraya bir obje dizisi girebilirsem ve large ground'un yanına yeni oluşturduğumuz middle ve small yani çifti ve tekliyi de buraya girebilirsem bunun script dosyasını şöyle seçersek ve script dosyasına girecek olursak açılsın bana. Bakın ona ilişkin script dosyasında şurada var o public game obje obje tekrar dönelim. Spawn'u tekrar seçelim. Şurada obje kısmında tek bir obje girebildiğimiz için sadece large ground girmiştik. Basit olsun diye öyle yapmıştım geçen ders. Şimdi onun yanına middle ve small da girebilmem için şurada ilave text box'lar olması lazım. Onu şöyle yapıyoruz. Tek yapmamız gereken işlem şu game objenin yanına dizi anlamına gelen aç kapa köşeli parantezi koyduğumuz zaman aşağıda hata verebilir ama bir deneyelim. Ctrl C dedim. Unity'ye döndüm. Şuraya bakıyoruz. Rengi maviye döndü. O dizi olduğu anlamına gelmesi lazım. Ben onun yanına şimdi olmayan middle ground ve small ground'ı bir götüreyim bir. Yalnız önce ground span'ı seçiyoruz. Sonra middle'ı aldım. Buraya götüreceğim. Şimdilik almadı. Large, middle, ground span. Evet, onu devamını yazacağız. Ondan sonra tamamlayacağız. Şurada public game obje dedik. Aç, kapa, köşeli parantez dedik. Böylelikle dizi olmasını sağladık. Madem bu bir dizi haline gelecek, aşağıdaki kodda da çok ufak bir değişiklik yapacağız. O da şurada. Bir önceki versiyonda sadece şu instantiate komutunun içerisinde sadece obje, tek bir objenin ismini kullanmıştık. Şimdi orada bir dizi ifadesi olduğu için köşeli parantezi açıyoruz. Dizinin kaç tane elemanı varsa o elemanlar arasından rastgele bir tanesini seçmek için sadece şu ifadeyi yazacağız. Random nokta range parantez içerisinde 0 virgül random sayı aralığını yazıyorum şimdi. Objenin length yani dizinin uzunluğu ne kadarsa onu yazıyoruz. Sonra parantezi kapatıyoruz. Sadece şu ifadede sıfırla dizinin uzunluğu 3 tane olduğuna göre 0, 1 veya 2 yani small ground, middle ground veya large ground üçünden bir tanesini seçecek burada kullanacak. Bu şekilde bir seçim yapacak burada. Üçünden bir tanesini seçip onu instantiate edecek, sahneye yerleştirecek. Bir de bir ilave daha yapacağım burada. Şu süre içinde iki tane public değişken tanımlayacağız. Float şöyle diyelim. Spawn min en düşük süre ve bir ilk değer de verelim. 1 saniye için. Public bir tane de en yüksek değeri için. Spawn max eşittir. O da 2F olsun. Başlangıç değeri. Şu aşağıdaki invoke yani bir sonraki çalıştırmalarda bir süre vermiştik. 1F ve 2F sabit sayılarına. Onların yerine yukarıdaki public değişkenleri yazarsak birazdan Unity'deki user interface tarafından da bu sayıları değiştirebilir hale geleceğiz. Spawn max dedik. Evet, buradaki işimiz bu kadar. Ctrl C ile kaydettik. Tekrar Unity'ye döndüm. Şöyle bir bakalım. Ground span'ı seçtim. Bakın burada şey düzeldi. Obje var. Oraya değerler gireceğiz. Çünkü size kutusu var bakın. Değişken sayısı olarak yani bu obje için mesela buraya 3 dersek eğer buraya 3 tane obje girebileceğim. Daha önceki durumda tek bir obje girebiliyorduk. Script'te sadece şu game obje ifadesinin yanına şuraya aç kapa köşeli parantez koyarak bunu bir dizi haline getirdik. İsmi gene obje ama artık tek bir game objeyi değil bir game obje dizisini gösteriyor.
Burada da size user interface tarafından şu kutunun içerisinde 3 olarak belirledim. Artık sadece şu elementleri buradan alıp yerine koyacağım. Small ground aldım, buraya koydum. Middle ground aldım, diğerine. Ve large'ı da aldım, ötekine koydum. 3 obje de artık o script dosyasının içerisinde kullanılabilecek. Bu script dosyasının içerisinde game obje, eğer şöyle geçici olarak bir ifade yazacak olursam, mesela game obje 0, bu elemanın bir tanesi, şu elemanın ikincisi, 2 yazarsak da üçüncüsü. Yani tekrar öbür tarafta bakacak olursak, bir tanesi small ground, yani şu tekli olan, bir tanesi bu, diğeri middle ground, yani ikili olan. Ve üçüncüsü de zaten vardı derste. Yani large ground. Bu üçünden birini rastgele seçip ekrana koyacak. O şekilde ayarladık. Şimdi madem öyle, bir tane ground spawn ekrana koyalım. Onu sol tarafta kameranın altına almamız gerekiyor. Çünkü kamerayla beraber hareket etmeli. Bir de yerini tam düzgün ayarlayalım. Kameranın içinde kalmasın o. Şöyle alıp, pardon, kontrol Z. Onu seçiyoruz ve şöyle biraz dışarıya bir yere almamız lazım. Tekrar bakalım. Kontrol Z. Ground spawn'ı biraz daha şöyle sol tarafa alalım. Bu haliyle bir bakalım. Kodumuzda bir hata yoksa çalıştırdık. Bir tane çıkardı. İki tane, üç tane çıkardı. Bir tane, iki. Bakın rastgele çalışması iyi, istediğimiz şekilde çalıştı. Çünkü bir önceki derste daima 3 tane yapıyordu. Şimdi o rastgeleliği eklediğimiz için 3 tane, 2 tane, 3 tane, 3 tane. Tabii sadece 1, 0 ile 2 arasında, yani 1 ile 3 arasında olduğu için bakın mesela bir tane. Şimdi bir de bundan yer olarak 1-2 tane daha koyalım. Şöyle yapalım. O ground spawn'dan seçtim. Şunu seçtim. Ctrl D ile bir kopyasını yarattım. Biraz uzakta ve biraz aşağıda bir tane. Ctrl D ile bir de onun hemen şöyle biraz üstünde yapalım. Bu şekilde biraz daha çoğaltmış olduk. Hem yerini değiştirdik. Hemen de düştüm tabii. Bir daha çalıştıralım. Bu şekilde. Şöyle yapalım. İyi anlayabilmek için. En alt seviyeye bir tane sürekli peş peşe gelen bir hat koyabilirsek eğer, yapalım onu. Hatta şu en alttakini o şekilde yapalım. Ekranda gördüğümüz 1, 2, şu 3. ground spawn sol taraftaki hiyerarşide ortadaki oluyor. Onun süre ayarlarını şöyle değiştirelim. 1'e 2 demiş. Bunu hiç denemedim. 0'a 0 yaparsak bakalım ne olacak. Bir süreklilik istemek için öyle yaptım. Süreklilik başladı fakat biraz geç başladı. Bir daha deniyoruz. Şöyle. Evet. Şimdi artık muhakkak oyun devam edecek. Çünkü en alt seviyeye peş peşe gelecek bir ekleme yaptım. Bu derste şimdilik yaptıklarımızla bu seviyeye kadar getirdik. Ekleyeceğim birkaç şey daha var. Bundan sonraki derste şu anda en yukarıdakilerin üzerine kolay bir şekilde zıplayamıyor. Zıplıyor ama her istediğinde yapamıyor veya biraz daha yukarı yaparsak zıplayamayacak. Onun için bir sonraki derste double jump özelliğini ekleyeceğim. Space tuşuna peş peşe iki defa bastığımız zaman iki defa zıplayabilecek şekle nasıl getiriyoruz? Scriptlerde ufak bir değişiklik yapacağız. Onu yaptığımız zaman peş peşe iki defa space tuşuna bastığımız zaman iki defa zıplamasını sağlayacağız. O derste görüşünceye kadar hepinize iyi günler.